Bebeğimizin kollarını çalıştırmak için ilk önce bebeğin güvenliğini sağlamalıyız. Mutlaka uygun bir zemine yatırılmalı. Zemin çok yumuşak olmamalı veya çok sert olmamalı. Elini kolunu açtığında çarpacağı, etrafında zarar göreceği herhangi bir şey olmamalı. Onun dışında baş parmaklarınızla bebeğinizin avuç içlerinden yakalayın. Göz teması mutlaka kurun. Göz teması kurduğunuz zaman her şey daha kolay olur. Şimdi birlikte kollarımızı çaprazlayarak kapatacağız. Onun zorlaması karşılığında siz kesinlikle zorlamaya direnmeyin, canını acıtmamak için. Sonra tekrar açacağız, kocaman açacağız. Bu defa tam tersi çaprazlayacağız. Bir daha açacağız kocaman. Tekrar bir, aç. İki, aç. Üç, aç. Birinci hareketimiz böyle. Çapraz olarak kasları çalıştırıp gerdikten sonra kollarımızı bu defa yukarı ve aşağı yönde hareket ettireceğiz. Yukarı, yukarı, tekrar. Biri yukarıya, biri aşağıya doğru. Bu hareketler bebeğimizin kol kaslarını daha hareketli, daha esnek ve daha güçlü yapacak ve onu rahatlatacak hareketler. Kesinlikle hiçbir zorlama yapmıyoruz. Hareketler sırasında bebek eğer size karşı direnirse bekleyip onun gevşemesini sağlayın. Gevşemeden asla sert hareket yapmayın. Bebekle birlikte uyum içinde olun. Bu hareketler aynı zamanda anne ile bebeği göz teması kurdukları zaman psikolojik olarak da birbirlerine daha iyi bağlayan hareketlerdir. Başa dönebilirsiniz. Eğer bebek hoşlandıysa, keyfi yerindeyse tekrar başa dönüp 2, 3, mesela şu anda biraz direndi, bekliyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonda oyun gibi de bitirebilirsiniz. Onun seveceği şeyleri yapın. Kesinlikle hiçbir zorlama olmamalı. Aksine bebek bundan keyif almalı. Bu aktiviteyi sevmelidir.